Sinan abinin mikrofonunu bir değiştirelim. O ses mi gitti? Mikrofonu bir değiştireceğiz. Sevgili seyirciler, biraz tweet de okuyacağız. Kıyaslamaları da yapacağız. Ayla Hanım, teşekkür ediyorum. Beşiktaş 1, Galatasaray 1 demiş. Fotoğraflarınızı göndermeye devam edin. Sevgili seyirciler, fotoğraflar geliyor. Tekrar İhsan Kılıçkaya'ya teşekkür ediyoruz. Hatice Çekiç'e teşekkür ediyoruz. Şafak Hossan'a teşekkür ediyorum. Gökhan Koçer'e teşekkür ediyorum. Turgay Vatansever yazıyor. Gürkan Güç selamlar. Onur Çoban selamlar. Kemal Kılıç selamlar. Kemal 363 numaralar yazmış, selamlar. Bununla beraber Doğukan'a teşekkür ediyorum. Gökhan Koçer'e teşekkür ediyorum. Şafak Tekin yazmış. Pervin Ahmet'e teşekkür ediyorum. Gökhan Yanmaz'a teşekkür ediyorum. Beynimdeki düşman Enes İrkin, Galatasaray 2-1 alır demiş. Hatice Öksüz, Ertem Bey ben de skoru yazdım ama hiç okumuyorsun demiş. Metehan Galatasaray 2-0 demiş. Gökhan Temur, Galatasaray en az 2 atacaktır, skor 2-2 demiş. Celil Genç, anlamadım ne yazdığını. Kazım, abi kolay gelsin, iyi yayın yapıyorsunuz demiş. Teşekkür ediyorum. Derya Hanım'a teşekkürler. Bizim büyük Galatasaraylı Selçuk iyi oynarsa Galatasaray alır, kötü oynarsa Beşiktaş alır demiş Murat Özkaya bizim. Sevgili Murat, çok güzel bir şey yapmışsın, tespit yapmışsın. Tebrik ederim. Bence değil. Murat'cığım, ben sana WhatsApp'ta yazdım olur. Salim Manav, Radyo Spor'dan teşekkür ederim. Sevgili Salim kardeşim yazmış, demiş ki 1-0 Galatasaray alır. Favori Beşiktaş olsa da derbiler böyle sürprizleri gebedir demiş. Adana Demirspor'la aynı zamanda Salim, teşekkürler. Oğuzhan Bakıran teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler Erdemciğim, kendisine. Şu an New York'tan yeğenim bizi seyrediyor. Efe Sürözü'ne buradan, yeğenime çok, buradan. Çok çok selamlar. Hasan Sürözü. Efe'ye selamlar. Efe Sürözü'ye selamlar. Hasan Bey'e selamlar. Evet, teşekkür ediyoruz herkese. Fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe'de bir son dakika gelişmesi var. Hürriyet'in haberi birazdan ekranlarınıza getireceğiz bu son dakika haberini. Sezgin Gelmez ve Devrim Zengi. Özellikle Devrim Zengi şu anda haberin içeriğine girmiş durumda. Sevgili seyirciler, sürekli olarak bunları ekranlarınıza taşıyoruz. Son dakika gelişmelerini ekranlarınıza taşıyoruz. Ve kıyaslamalar gelsin bir ekrana. Fotoğraflar devam ediyor. Bizi izlerken çok... Evet, Vole'de tribün sayfasına da yazabilirsiniz. Vole'de tribün sayfasına yazın. Maçın yıldızı kim olur? Arman Cem Alahan. Arkadaşlar, iki tane kardeş fotoğraf. Maçın yıldızını ben söyleyeyim mi kim olur? Galatasaray'da ve Beşiktaş'ta maçın yıldızı kim olur? Beşiktaş'ta maçın yıldızı Karius olur. Kaleci Karius. Ama iyi anlamda, ama kötü anlamda. Adem Laiş'ten çok iyi performans bekliyorum yarın. Galatasaray'da da maçın yıldızı Muslera olur, yapacağı kurtarışlarla. Aynı zamanda da Onyekuru'dan da iyi bir performans bekliyorum. Sinan abicim, Karius ve Muslera maçın yıldızları olur diyor Sinan Engin. Bu demek oluyor ki iki takım da sürekli atak yapacak. Çok güzel bir maç seyredeceğiz. Hücum futbolu olacak. Muslera mı, Karius mu? Sizce en iyisi hangisi olur yarın? Yarın için Karius mu, Muslera mı? Devam edelim. Karius mu, Muslera mı dedik. Hızlı hızlı geçiyoruz. Quaresma, Feghouli. Sinan abi, kim daha çok maça ağırlığını koyar? Quaresma mı, Feghouli mi? Quaresma diyor. Devam edelim. Özellikle Vodafone'da, Quaresma. Vida mı, Maicon mu Sinan abi? Vida. En az kim hata yapar? Vida. En çok kim hata yapar? Maicon mu diyorsunuz? Maicon daha müsait hata yapar. Maicon en çok hata yapar diyor ve Caner ve Nagatomo. Nagatomo muhteşem bir performans İyileşti sergiliyor. Mi? İyileşti değil mi çocuk? İyileşti. Çok geçmiş olsun. Çok Nagatomo geçmiş da olsun. Çok iyi futbol. Çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Caner daha ağır basar. Tweetini alıntılayıp koyabilir misiniz arkadaşlar? Caner daha ağır basar. Drogba'nın da. Caner, Nagatomo. Caner de büyük maçların adamı. Nagatomo da çok iyi bir performans sergiliyor. Müthiş bir sol çizgi izleyeceğiz. Bir tarafta Nagatomo, Caner, bir tarafta daha Caner. Daha ağır basar Ertemciğim. Diyor Sinan Engin. Devam edelim. Atiba yok. Dorukhan. Dorukhan var. Medel diyelim. Medel mi, Fernando mu? Bunu keşke görseydik arkadaşlar. Eşittir. Sercan uyarsaydın iyi olurdu. Eşit. Ben Medel'in arkada oynayacağını düşünüyorum. Medel, Ertem. Fernando diye izleyin ben, sevgili seyirciler. Arkada oynayacağını eşit bunlar. Medel ile Fernando eşit. Eşit kalitede. Devam edelim. Güven Eren. Vallahi Eren iyi başladı. Geldiğinden beri iyi oynuyor. Ama çıkış için üzeri olan, çıkışta olan bir oyuncu da Güven. Ben dediğim gibi Eren'in performansı Galatasaray adına çok önemli. Bireysel olarak çok önemli. Golaya eşit diyorum buradaki ben performansını. Eşit diyor Sinan abi. Devam edelim. Laiç, Selçuk. Laiç.
Adem Ljajić daha çok ön tarafa daha, doğru oynayan daha hareketli. Evet. Daha hareketli, daha çok öne oynuyor, daha çok ısrar ediyor ön tarafa. Selçuk o kadar oynamıyor. Selçuk tamamıyla 6 numara yani arka tarafta oynayacak, daha kontrol oynayacak. Devam edelim. Fatih Terim, Şenol Güneş, Şenol Güneş, Fatih Terim. Sinan abi. Fatih Terim tribünde olacak. Fatih Hoca tribünde olacak. Loja'da olacak. Cezası sebebiyle Şenol Hoca aşağıda. Tabii ki bir takım için en önemli eksik. Hele bir takımın teknik direktörü Fatih Terim ise onun olmayışı çok büyük bir eksiklik. Tabii kenarda çok önemli bir şey. Yani kenarda Fatih Terim'in kulübede durması, futbolcuların görmesi. Zaten Fatih Terim'in en büyük özelliği o. Yani kenarda durup futbolcularına verdiği güven. Yani konsantreyi arttırması. O çok önemli. Oradaki kontrolü çok önemli. Dolayısıyla Fatih Terim'in kenarda olmayışı büyük bir dezavantaj Galatasaray adına. Evet, katılıyorum. Yani şu an İbre baktığın zaman bütün şartlar pozitif olarak Beşiktaş'ın lehine görülüyor. Birinci negatif durum Fatih Terim'in tribünde olması. Ama Galatasaray'ın çok eksik kadrosu görünse bile ama fazla da eksik bir kadrosu yok Ertem. Doğru. Ararsam Rodriguez ararım bir tek. Çok önemli. Hadi biraz da NDA diyeyim, Selçuk'la ne falan diyeyim veya çok koşan, pres yapan. Ama onun dışında çok etkili olduğunu düşünüyorum ben Galatasaray'ın takımının. Önemli olan oynayacağı futbol. Yani Galatasaray futbol takımının artık şu gerilen cezalardan, bilmem nelerden falan artık sıyırması lazım. Kurtulması mı lazım? Artık futbola dönmesi lazım. Galatasaray taraftarının da artık tamamıyla artık bu kavgayı, bu savaşı bırakması lazım. Tamamıyla futbola dönmeleri lazım. Yani lige dönmeleri gerekiyor. Tamam. Büyük bir protestolar yaptılar. Hakemlere bir takım cezalar verdirdiler. Evet. Doğru mu? Yanlıştır. Yarın diyelim ki Cüneyt Çakır hata yaptı. Evet. Beşiktaş'ın aleyhine hata yaptı. Yenildi Beşiktaş. Ne yapacak? Cüneyt Çakır da mı cezalanacak? Evet. O zaman Beşiktaşlar da Cüneyt Çakır isteyecek Ertem. Şimdi doğru konuşalım. Doğru konuşalım. Veya Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Fenerbahçe'nin aleyhine hakem hata yaptı. Kim yönetiyor bilmiyorum. Fenerbahçe maçında hakemi kimdir arkadaşlar? Kim yönetiyor bilmiyorum. Mete Kalkavan mıydı? Mete veya neyse. Ne olacak o zaman? Fenerbahçe aynı baskıları yapacak yönetim olarak, taraftar olarak. Bu hakemler cezalanacak mı? Doğru. Şunu söylenebilirdi. El çektirilmek farklı bir şey. Dinlendirilmesi farklı bir şeydir. Ertem'ciğim onun için. Yaşar Kemal Uğurlu. Fenerbahçe Kasımpaşa. Peki Sinan abi, bir tarafta Şenol Güneş, bir tarafta Fatih Terim. Ne olursa olsun Fatih Terim'in yukarıdan gölgesi bile yeter. Şenol Hoca kenarda, çok ilginç bir maç olacak. Şenol Hoca da isterdi ki yanında Fatih Terim olsun. Ekrana da güzel gelirdi. Yani hani Şenol Güneş, Fatih Terim Türk futbolunun en önemli 3 teknik direktörünün ikisi. Fatih Terim Türk futbolunun 1 numarasıdır. Bunu hep söylüyoruz. Hatasıyla, sevabıyla 1 numarası. Bu şeyler ilertem. Background'uyla, kazandığı kupalarıyla. Kazandığı kupa 1 numarasıdır. Ondan sonra sıralayabiliriz hocalarımızı. Evet. Hepsi değerli. Ama Fatih Terim'in 10 maç, hep söylüyorum, 10 maç ceza alma lüksü yoktur. Yok. Bizi, Fatih Terim bizi kendinden mahrum edemez arkadaş. Kenarda Fatih Terim'i göreceğim. Maçtan sonra Fatih Terim konuşacak. Biz de buradan vereceğiz Ertem'ciğim. Tabii. Anladın mı? Yani Fatih Terim'in böyle bir egoyu kullanamaz orada. Kalkıp hakemlere bağıramaz abi, ceza alamaz. Ertem'ciğim ben bunu savunurum. Akşama kadar savunurum, Fatih Hoca'ya da söylerim. Hiç fark etmez. Her yenilen antrenör, her penaltı, yanlış penaltı, her hakeme gidip de bu tip serzenişleri bulunursan ceza alırsın abi. 10 maçta tabii biraz abartılı oldu hiç ama. Hiç abartı falan yok Ertem'ciğim. Niye abartı? 10 maç sinema. Ne alakası var? Bir sefer verilmedi ki. 3 demeç var. Ertem'ciğim. 3 demeç. Arka arkaya oldu. Bir tane değil. Hakem oldu, maç öncesi oldu, maç sonrası oldu falan filan yani. Sevk edildi. Değil hani. Şimdi gerçekçi konuşalım. 10 maçsa abicim bu federasyon Fatih Terim'i şampiyonluk maçına izin verdi. Şimdi doğru konuşalım. Hı hı. Yukarıda Allah var. Teraziyi şaşırtmayalım. Ertem'ciğim ben başka bir konudan başka bir yerden bahsediyorum. Evet. Fatih Terim bu. Fatih Terim öyle cepten ceza veremezsin. Durup durup veremezsin Ertem'ciğim. Ama diyoruz ki Fatih Terim maç sonrasında ben Fatih Terim'i görmek istiyorum. Fatih Terim de bunları yapmaması lazım. Evet. Kesinlikle. Bunları yapmamak. Bu cezayı yani şimdi biz burada eyyam yapamayız.
Fatih Hoca'ya da fazla ceza verildi. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Demek ki var verdiler. Ha, verilmeli miydi? Fatih derim cezaya verilecek bir hareket yapmamalı. Hayır hayır şunu söylüyorum. Maç sırasında aldığı 7 maç onu söylemiştik ya Sinan abi. Dedi ki 7 maç. Niye Hasan Şaş'a o zaman 8 maç verildi? 7 maçlık Fatih Terim ne yaptı? Ertemciğim hakemi. Vardır. Raporlar vardır. Fatih Terim vardır. Raporlar vardır. Alalım üstüne. Hadi edelim. Ne konuştuğunu. Fatih Terim diyor ki küfür etmedim. Fırat Aydınus var. Orada 4. hakem Özgür Yankayev. Hepsinin önünde rapor var. Ondan sonraki demeçler var. 3 maç oradan, 2 maç oradan, 5 maç oradan, 10 maç oldu. Alınsın mı alınmasın. Ben de diyorum ki gerek yok. Fatih Terim bunları yapmasına gerek yok diyorum Ertem. Evet. Yani bundan Galatasaraylılar mutlu mu zannediyorsun? Değil tabii canım. Sen tribüne gelen Galatasaraylı hocalar tamam ya? Şu an bir kritik bir durum var. Destekliyorlar. Değil abi. Herkes hocasını kenarda görmek istiyor. Değil tabii. Olmaz. Fatih Terim almamalı ceza. Ben bu taraftayım. Olayın burasındayım. Evet. Peki şimdi tekrar bu akşamı bir ekrana getirelim sevgili seyirciler. Beşiktaş Galatasaray derbisi. Voley'de Sinan abinin anketinde göreceğiz. Acayip. Ne oluyor, durum yani. Nedir diye bakacağız. Ali Koç'a, Sayın Ali Koç'a bir Ersun Yanal telefonu geldi. Onu da ekrana getireceğiz. Ama bir sürpriz isim var. Şu anda ortalık toz duman. Teknik direktörlük konusunda Fenerbahçe'de. Birazdan ayrıntıları ekrana getireceğiz. Gelin bakalım. İşte bir ay önce zemin böyleydi. Şimdi zemin müthiş. Bu şekilde. Müthiş. Yarın, tam ekran verelim Ertem, görelim. Yarın yani bugün saat 20'de müthiş bir stat, müthiş bir ambiyans futbol severleri bekliyor. Bak şu Sarpsburg maçı müthiş bir motivasyon oldu Beşiktaş takımına. Beşiktaş taraftarına özellikle de müthiş bak. Yarın inanılmaz bir şov var yarın. Hakikaten deyim yerindeyse yarın Beşiktaş taraftarı gidin orada büyük sinemada filmi seyredin. Büyük sinema çok güzel. Büyük sinemada Beşiktaş'ta filmi seyredin Vodafone Park'ta. Saat 20'de. Çok güzel bir akşam futbol severleri bekliyor. Bildiğim için söylüyorum. Harika bir ambiyans. İnşallah iyi de futbol olur. İyi de futbol olur. Güzel goller de olur. Derbi olur. Adana'ya yakışır bir derbi olur. Ama dediğim gibi müthiş bir ambiyans bizi bekliyor yani akşam. Evet sevgili seyirciler, bir ay önce bu şekilde, bugün bu şekilde Beşiktaş'ta zemin, yarın muhteşem bir zemin bekliyor. Hava sıcaklığı 6 derece, tekrar altını çizelim ve geçelim. Nereye geçiyoruz? Tabii ki Fenerbahçe'ye. Hemen Fenerbahçe'ye Kasımpaşa iddia oranlarını verelim sevgili seyirciler. 37 numara iddia oranı geliyor. Kasımpaşa Lig'de şampiyonluk sorularını almaya başladı Mustafa Hoca artık. Şampiyon olacak mısınız? Şeklindeki soruları almaya başladı. İddia oranı Fenerbahçe 1.60. Beraberlik 3.40. Kasımpaşa 3.60. Bu iddia şaşırmış ya. Bu iddia şaşırmış yani ya. Yani bu iddia niye yani böyle bir oran veriyor? Deminki Galatasaray, Beşiktaş Galatasaray maçındaki oran da bence çok şey değil. Kasımpaşa şu an lig ikincisi değil mi ya? Yani Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'yi yenmesi 3.60 mıdır? Bence değildir. Bence değil. İddia oranı 1.60 Fenerbahçe, çok, 3.40 beraber. Değil bence. Yani çok inanılmaz bir uçurum var. Ver bakalım. Ben bu maçın da çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray maçı kadar eğer çok önemli. Yani Beşiktaş Galatasaray maçı kadar çok önem arz ediyor. Buyur. 25 puan. Vallahi burada. Yarın eğer Fenerbahçe Kasımpaşa kazanırsa 28 yapıyor. Yani çok enteresan. Yukarısıyla şimdi herkes şunu söyledi. Başakşehir şampiyon yapacak. Bugün Sivas'a kaybetti. Ne dedik biz geçen hafta arkadaşlar? Bugün Sivas'a kaybetti. Trabzon'u tebrik ediyorum. Trabzon geliyor. Trabzon emin adımlarla geliyor. Şimdi bir dakika puan durumunu verir misin bir daha Serkan? Puan bak. Şimdi aşağıdan yukarıya. Fenerbahçe. Eğer Akhisar kazandı, Fenerbahçe veya Kayseri çıkma yok, Fenerbahçe. Bir üste gelelim. Ondan yukarıya gelelim. Bak abi. Şu çok eleştirilen Trabzon'a bakın abi. Öyle bedavadan puanlar kaybetti ki bugün Trabzon'un şurada ikinci olmaması işten değil ya. Belki yani Başakşehir'le 2 puan falan bile olabilir diye. Çok bedava puanları var Trabzon'un. Çok bedava puanlar evet. Kaybetti. Şimdi yarın eğer Galatasaray kazanırsa herkes dedi ki hani
Başakşehir kazanır, Başakşehir şöyle şampiyon olacak, Başakşehir şampiyon yapılacak. Şöyle katı arkadaşlar inanmayın. Bakın böyle şeylere inanmayın. Şu şampiyon yapılacak, bu şampiyon yapılacak falan inanmayın. Şimdi yarın Galatasaray kazandı 27 yapar. Beşiktaş kazanırsa yarın 24 yapıyor. Antalya 23. Yukarıda çok, bak bu lig nasıl biter ben sana söyleyeyim Mertemciğim. 68-70. Baremin en yeter. Baba. 70'i geçmesi çok zor. 70'i geçmesi. Şimdi Beşiktaş 21 kazanırsa yarın yine Beşiktaş'ın yarın mutlaka kazanması lazım. Beşiktaş'ın yarın mutlaka. Mutlaka 24 yapması lazım. Puanla. Evet. Mutlaka yapması lazım. Eğer kaybederse Beşiktaş çok şey kaybeder. Prestijini kaybedecek. Taraftarın morali bozulacak. Ve puan olarak rakibine geri düşüyorsun. Başakşehir 30 puan. Başakşehir'de hatırlıyordum 3 senedir, 4 senedir sana hep ben ne diyorum. Anadolu takımlarına karşı konsantre evet, sorunu yaşıyor. Doğru. Dikkat et Anadolu takımlarına karşı. Ben Başakşehir'i hiç kızmasın. Geçen hafta Göztepe maçında da ben o penaltıyı ben size vermem. Varda verildi. Ayağına bastı falan verildi. Göztepe maçı da bence öyle çok şey değil. Evet. Ama burada baktığın zaman net olarak yarın mutlaka ve mutlaka Beşiktaş'ın kazanması gerekiyor. Eğer bu yarışta devam edecek Sertemciğim. Doğru.